yıllardır Akdeniz Koruma Derneği ile beraber burada özellikle kum köpek balıklarının bilinen tek yuvalama alanı. O itibarla da çok çok önemli. Aynı zamanda yine bu bölgede su samurları var. Aynı zamanda yine koruma altına aldığımız başka türler var. Esasen biz şuna dikkat etmek istiyoruz. Yani dünyada bugün çok ciddi bir iklim değişikliği krizi var. Fakat bununla beraber türlerin de yok olduğu söyleniyor. Yaklaşık 1 milyon türün yok olma tehlikesi altında olduğu söyleniyor. Bu da iklim değişikliğinden çok daha büyük bir risk. Dünyadaki hayat için çok daha büyük bir risk. Özellikle bu ekosistemin devamlılığı, insan hayatının da devamlılığı için bu türlerin korunması lazım. Buradaki kum köpek balıkları da besin zincirinin en üst halkasında yer alan predatörler. ve bunlar istilacı türleri aslında yok ediyorlar bir yandan da. O yüzden bizim denizlerimizde istilacı türler çok artıyor. Bunların korunmasını da sağlamak lazım. Ben bu açıdan Akdeniz Koruma Derneğimize Zafer Hocam'a da çok çok teşekkür ediyorum. Yine Ezgi Hocam bizleri sağ olsun bugün şey yaptı. Hocam herhangi bir yan etkisi etti. Var mı bu köpek balıklarının buradaki ekosisteme? Yani balıkçılığa, yani insanlara zarar vermiyorlar değil mi? Evet, zarar vermiyorlar. İnsanlarla karşılaşmayı da sevmiyorlar. Bilinen bir zarar yok. Evet, oldukça utangaç olduğu söyleniyor. Bunların bir zararları yok. Tam tersine bunların yuvalama alanlarının aslında artması lazım. Ve nesli tehlike altında olan türlerden. Biz de bu çerçevede bakanlık olarak elimizden gelen desteği yapmaya çalışacağız. Yine buradaki koyların korunması için bakanlığımızın vakıf aracılığıyla da koruma faaliyetlerini yürüteceğiz. Bundan sonra da bilimsel çalışmalara daha fazla destek vereceğiz.